Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir genç kardeşimiz diyor ki bir oyun kuşu yavruları paylaştım. Diyor ki biz diyor kümeslerimizi o kadar temiz tutuyoruz. Biz böyle yavru alamıyoruz. Bu pisliğin içinde bu yavru nasıl alındı diye. Aradaki fark şu arkadaşlar. Havalandırma sistemi. Bakınız videoyu iyi izleyin. Havalandırma sisteminin farkını göreceksiniz. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi havalandırma doğru yapılırsa sizin bildiğiniz havalandırmalar havalandırma değil. Yani üstten 5 tane 10 tane pencere aç havalandırma değil. Hava akışı kuvvetli tabandan girmeli. Girecek ki içerideki havayı da alacak, tozu da alacak, dışkıyı da kurutacak. Bu konuda çok yanlış yapıyorsunuz. İnanın bana videolarımı izlediğiniz zaman konuyu çözeceksiniz. Tabandan girerse sıcağı da kırıyor. Dışkıyı da kurutuyor, tozu da alıp bacadan dışarı atıyor. Bu çok önemlidir. Diyorlar mesela adam diyor ki ya bundan önce böyle sorunları yoktu ama şimdi neden bunları yaşıyoruz? Abiler iklimler değişiyor. İklimler değiştikçe hastalıklar değişiyor. Şartlar, koşullar çok değişiyor. Bakınız dünyanın dengesi bozuluyor. Onun için ya ayak uyduracaksınız ya da bu işi yapmayacağız. Onun için lütfen çok iyi izleyin. Yani o kadar kuşun kümeste yavru vermesi sağlıklı ve göz sorunu problemi yok, hıçkırığı yok, burun akıntısı, gırtlak balgam, hiç nefes darlığı hiçbiri yok. Çünkü neden? Müthiş çalışan bir havalandırma sistemi var. Videonun tamamını izleyin. Reklamları da izleyin arkadaşlar. Kanal para kazandıkça o paraların tamamı sizlere yarışma yapılıp, çekiliş yapılıp size dağıtılacak. Oyun kuşu kümesinden böyle bıcırıklar. Ey maşallah, ey maşallah. Ya bir hayvan bu kadar mı güzel sevinir ya? Kurban olduğum ya. Ey maşallah. Şu güzelliğe bak. Ey maşallah. Ey maşallah. Arkadaşlar ben biraz kümesizi yer dediğim. Burada arkadaşımızın kümesinde yavru var. Tüy zamanı ama maşallah yavruları var. Şunları da alayım. Ey maşallah. Ey maşallah. Oyun kuşçuları siz bunları seversiniz. Bana hitap etmiyor. Ben oyun kuşu hiç yapmadım. Çok özelliklerini bilmem. Böyle dememe bakmayın. Yani oyun kuşu kümeslerine çok gittiğimiz için neyin ne olduğunu az çok görüyoruz. Ama kendim bir zat oyun kuşu yapıp da tecrübe etmedim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakınız. Bunların hepsi oyun kuşu. Hep yavru. 41 kere maşallah. Allah nazardan saklasın. Başka yav var mı yavrumuz? Evet. Burada da var bir tane. Altlarda var mı başka? Evet, bunlar da yeni yeme düşmüşlerden. Ey maşallah. Bakan bakıyor abi, bilen biliyor. 41 kere maşallah. Çok güzel yavrular. Pamuk şekeri gibi ya. Gerçek pamuk şekeri gibi. Arkadaşlar bakınız bu kanalı izliyorsunuz. Reklamını atlamadan izleyin. Videoları atlamadan izleyin. Çünkü 3200 liralık ödül dağıttık size. Bu kanalın kazandığı her kuruşu sizlere yine çekiliş yaparak hediye dağıtacağız. Onun için destekleyin. İlyas abinizin kanalını. Ben parasını istemiyorum. Tamamen size dağıtacağım. Kanal para kazanması için reklamı izleyin. Videoları da izleyin. Kanal kazansın. Yine çekilişlere devam edelim. Derim ben. Tabii takdir sizin. Hey maşallah. Bakan bakıyor abi. Vallahi üreten üretiyor. Hey maşallah. Hey maşallah. Oy 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 maşallah 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 maşallah. Allah'ım ya Rabbim. Kursaklar da dolu bize. Ey maşallah maşallah maşallah. Oy 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 kurban olurum sizi verene. Nasıl bir güzelliksin sen? Nasıl bir güzellik? Ey maşallah ey maşallah. Ey maşallah kurban olurum kurban olurum. Ey maşallah. Seviliyor hayvan be. Ya da biz çok seviyoruz. Belki başkalarının ilgisini çekmiyor ama belki biz seviyoruz. Bilmiyorum. Ama gerçekten seviliyor ya. Ya nasıl bir güzellik bilmiyorum da. Seviyoruz ya. Bakalım ayak paçalarına. Bunlar.
Evet. Tamam. Yok. Yok. Kurban olurum size. Kurban olurum. Arkadaşlar gerçekten seviliyor ya. Gerçekten seviliyor bunlar ya. Yok. Oyun kuşçuları şimdi bunları izledi mi? İnanıyorum onların kalbi küt küt diye vuruyor. Evet, oyun kuşçuları bunlara kalbi vuruyor. Çok rüzgar var. Üniversite hocamızın kümesine geldik. Ben buradan size oyun kuşu seyrettirmek istiyordum. Gerçekten kuşları çok seferli ve havadan indirmek çok zor. Ama muhteşem bir rüzgar var. Şöyle ağaçlardan göstereyim size, anlarsınız. Onun için kuş uçurmuyoruz. Az önce bizden önce bir beyazı gitti. Dönemedi rüzgardan. Kendini bir yere attı. Hava keserse gelir geri ama artık bir güne mi gelir, iki güne mi gelir? Kuşları çok güzeldir, oyunludur. Daha önce bu üniversite hocamızın sizlere kümesini göstermiştim, havalandırma sistemini. Özellikle bugün yine göstereceğim. Özellikle bunlara dikkat edin. Bakınız, Avrupa'da tabandan girmeyen hava kümeslerde solunum yolu sorunları, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Bunun yanında E. coli ve salmol dediğimiz bakteri, aşırı pis kokulu kümes oluşuyor. Çünkü tabandan almadığı için. Bak, tekrar göstereceğim size. Kümesin, arkadaşlar şöyle iyi bakın. Kümesin tabanından giren böyle bir havalandırma sistemi var. Bu tabandan giriyor. Şimdi yukarıdan da size göstereyim. Orada altta görüyorsunuz. Yukarıda da böyle. Tabii ki bu şu anda rüzgar neticesinde bu şekilde dönüyor. Bu kadar hızlı dönmesinin sebebi o. Ama şöyle düşünün. Bu alttan giren hava tamamı direkt üste bacaya yöneliyor. Yani biz buna hava sirkülasyonu diyoruz. Bu hava sirkülasyonu yaptığı zaman ceyran yapmaz. Özellikle kış için bu iyidir. Bakınız, yazın her tarafını kümesini açabilirsiniz. Ama kış için böyle alttan bu görünen havalandırma sisteminin yarısı kadar yapabilirsiniz. Daha da küçüğünü yapabilirsiniz. Önemli olan o alttan giren hava direkt bacaya yönleneceği için buna hava sirkülasyonu diyoruz. İçerideki hem tozu kapıp dışarı atıyor. Bakınız. Hem tozu dışarı atıyor hem de içerideki havayı, pis kokuyu değiştiriyor. Artı tabandan girdiği için dışkıları da kokuyor. Şimdi bazı arkadaşlar şu yanılgıya düşüyor. Yazın İşte dört tarafından pencere açıyorlar kümeslerde. Ama unutmayın, tabandan hava girişi yoksa o yukarıdan açılan pencerelerin hiçbirinin faydası yoktur tabana. Tabana fayda etmediği gibi dışkı kokusu da, sıcaklık ve toz kuşların uç solunum yollarını vuruyor. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Bunların tamamı ortaya çıkmasının sebebi sıcak kümes, tozlu kümes, pis kokulu kümeslerdir. Yani kurumayan dışkılı kümesler. Ve bu ciğere zarar verir. Ciğere zarar verdiği için de kuş bu sorunu çekerken her türlü hastalığa da açık oluyor. Keşke bugün size kuş uçurabilseydik arkadaşlar. Hocamın kuşları gerçekten müthiştir. İnanın bana, seyretmeye doyamayacağımız şeydedir. Satılık istemeyin çünkü kesinlikle hocam kuş satmıyor. Sadece kafasına yatarsa arkadaşlara hediye veriyor. Ticaret kesinlikle satılık yok. Çünkü nasıl söyleyeyim size, iyi oyun kuşçuları bilirler. Bunlar gerçek seferli kuşlar. İnanın bana 2 saat havada oyun yapıyor, gidip geliyor. Bilmem kaç sefer, çok anladığım bir konu değil ama izlerken seyrine doyamıyoruz bu kuşların. Satmıyor, sevdiği arkadaşlarına hediye veriyor. Bilginiz olsun. Ama gerçekten güzel kuşları var. Bunları daha önce çok izledik. Bugün size izlettirmek için buraya kadar geldim ama maalesef aşırı derecede bir rüzgar var. Görüyorsunuz. Bu rüzgar da engel oluyor oyun kuşunu size seyrettirmeye. Ben hepinize ilgi alakanız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek vermeye devam edin. Bizler de sizler için her daim en güzelini anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Lütfen reklamları da iyi izleyin.
Çünkü reklamlar bu kanala para kazandırıyor. Bu kanal para kazandıkça kazandığı paranın tamamını çekiliş yoluyla tekrar sizlere hediye olarak dağıtacağız. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.